Unuttum acıları, geçmişte kalsın. Her sabah uyan aşkla bak gözlerime. İki yaralı yürek bir olduk isteyerek. Umutla, unutma. Sen kalbimin emrisin, son güne dek benimsin. İlk defa böyle sevdim, anla. Aşk varsa umut vardır, korkma. Sar canını canıma, bırakma. Sımsıcak yuva olsun ve bu an sonsuz olsun aşkla. Aşkla. Aşk varsa umut vardır, korkma. Sar canını canıma, bırakma. Sımsıcak yuva olsun ve bu an sonsuz olsun aşkla. Aşkla. Sen beni gerizekalı mı sandın? Ne diyorsun Melisa ya? Ya ben Gökhan'la ilgili her şeyi sana git Ege'ye anlat diye mi anlattım? Saçmalama. Ben Ege'ye zaten hiçbir şey söylemedim. Bak Gökhan'la ilgili mevzuyu sen anlatmalısın Ege'ye. Anladın mı? Daha önceden sevgili olduğunuzu bilmeli Ege. Zaten artık sen değil, nişanlın anlatır her şeyi. Bak Melis, bir şey diyeceğim sana. İnan ki seninle Ege'den daha önemli işlerim var benim be. Vallahi bak çok samimi söylüyorum. Hatta şimdi de çıkmam lazım. Ben seni geçireyim. Olur. Ceylan ben daraldım, bana bir su getir. Melis. Ay, tepsi çarptı da. Önemli değil, benim hatam. Kuzenim, birini dedemle tanıştıracakmış. Benim evlenmem lazım. Ya bana ne ya? Bana ne ya? Allah Allah, ben mutfaktan yiyecek bir şeyler alacağım. Aşkım, sıkıntı yok. Ben sana yenisini alırım. Görüşürüz. Bana bak, eğer kardeşime bir zarar verirsen karşında beni bulursun. Ay, çok korktum. Allah Allah, bence korksan iyi edersin. Çünkü niye biliyor musun? Cihan benim sevgilim. Ona göre. Abla. Bak emin misin? Seni o balkondan gerçekten Bahar mı itti? Doğruyu söylüyorum Kuzey. Beni Bahar öldürmek istedi. Ben aralarındaki olan her şeyi gördüm. Levent'le öpüştüler. Biliyordum. Kuzey, Kuzey, Kuzey teslim olma. Koş Kuzey, tamam mı? Hem sana yapılanların hem bana yapılanların hesabını sor. Ege, iyi misin sen? Değilim Zeynep, hiç iyi değilim. Bak Melisa Gökhan... Umurumda değiller. Ama Cihan'la seni böyle görmek beni deli ediyor. Sana değil, asıl kendime kızıyorum. Böyle bir durumun içine düştüğüm için kendimden nefret ediyorum. Ege, bak... Asıl sen bak. Bak, bu kalbe iyi bak. Bu kalp sadece senin için atıyor. Ama benim yakında bir kızım olacak. Saf, temiz, masum, hiçbir şeyden haberi olmadan doğacak.
Ben aşık olduğum kadına iyi bir sevgili olamadım. Ama kızıma iyi bir baba olacağım. Biliyorum. Onun için yaşıyorum ya zaten. Çünkü acılarımı bir tek o dindirebilir. Merak etme Ege. Sen çok iyi bir baba olacaksın. Olmak zorundayım Zeynep. Olmak zorundayım. Senin elini tutup bu evden çekip gitmiyorsam... kızım sayesinde. Onun için buradayım. Onun için buradayım. Ya, ya git artık Allah'ın cezası, git diyorum sana. Ne yapıyorsun ya, saçmalama. Nezaketin sonuna geldik. Ya Ege'yi boşar, benimle evlenirsin. Ya da bebeği doğurur, bana verirsin Melis. Bak, bak bu çocuk Ege ile benim çocuğum, anladın mı? Karnındaki benim kızım. Bunu ikimiz de biliyoruz. Eğer o bebeği bana vermezsen bu evi yakarım. Tek bir canlı bile bırakmam. O zaman gerçek Gökhan kimmiş görürler. İnanmıyorum ya. O zaman Ege'ye söyleme vakti geldi. Kusura bakma abicim ama Zeynep'i kaybedeceksin. Hırsız var. Ne? Ne diyorsun Naciye teyze? Vallahi hırsız girmiş gördüm. Hırsız. Ay anne. Bu hırsızlığa zarar vermek için birini yollamış olmasın? Kesin. Kesin var yapmıştır. Bak beklenir ondan. Ay ben çok korkuyorum. Yok yok korkma annem, korkma. Korkma. Neredeydin sen? Çok merak ettim seni. Sıla, biliyorsun gitmek zorundaydım. Teslim olmadın ama böyle de neredesin, nasılsın bilmiyorum. Lütfen beni de götür. Sıla, merak etme ben güvendeyim. Ama seni götüremem. Seni bu belaya sürükleyemem biliyorsun. Nereye kadar kaçacaksın peki? Çok az kaldı. Bahar'ın ablama yaptıklarını ispatlamam lazım. Onun öncesinde teslim olmayacağım. Ben de seninle geleceğim Kuzey. Neredeysen birlikte olalım. Beni burada bırakma lütfen. Sıla'm, bak biliyorsun ben de senden bir dakika bile ayrı kalmak istemiyorum. Ama seni götüremem. Olmaz. Bahar'ın ablama yaptıklarını ispatlayayım.
Ondan sonra onlar cezasını çekecek. Biz de kavuşacağız. Bir daha da hiç ayrılmayacağız, tamam mı? Adam içeride. Allah. Benim şimdi gitmem lazım. Buraya geldiğimi sakın kimseye söyleme. Tamam? Seni seviyorum. Kızım öldürecek. Vallahi öldürür. Geliyorum. Benim zaten. Sakin. Allah. Ay ablam ya. Gün geldi. Bugün seninle hesaplaşacağız. Sonra ver eline özgürlük. Ceylan. Ne arıyorsun sen orada? Şey, toz. Toz alıyorum. Ha, kolay gelsin. Sağ olun. Ceylan sen iyi misin? İyiyim. Çok iyiyim. Ceylancığım ben gün boyu dışarıda olacağım. Herhangi bir şey olursa beni mutlaka arıyorsun, tamam mı? Ne olacak ki? Hayatım Melis hamile ya. Hani onunla ilgili böyle bir şey olursa bana haber ver diyorum. Ha, tamam tamam anladım. Tabii ki tabii ki. Görüşürüz. Bugün bu evde çok şey olacak. Değil mi? Alo. Birinci set bitti sanırım. Evde misin sen? Yok, babamlardayım. Sen genelde bu saatlerde birinci seti bitirmiş oluyordun. Nefes nefes olmamdan mı anladın? Yok, odama kamera koydum. Ondan. Aslında fena fikir değilmiş ha. O kamerayı senin odana koymak lazım asıl. Allah Allah, nedenmiş o? Kıskandığın için mi? Yok. Güzele bakmak sevaptır ya, o açıdan. Bugün hiç sevap işleyemedim be. Sevap işlememe vesile olur musun prenses? Bakarız. Güldüğüne göre benim esprilerde bir ilerleme var herhalde. Yani borçlar hukuku çalışmaktansa senin esprilerine maruz kalırım daha iyi. Kalk 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 kaç kaç. Ders çalışan hukuk öğrencisi ama. Ben çalışmam bitince ararım seni. Güzel oğlum. Getir getir Yıldız getir. Ay ne olur bak bir kaşık al bak ölümü öp bak hadi al şundan. Anne tamam Allah aşkına bak. Oğlum bu bizim memleketin pekmezi ya. Odun ateşinde saatlerce kaynatıyorlar bunu. Hadi oğlum hadi hatırım için hadi. Aç. Oğlum bak bu şifa verir. İçini ısıtır. Tamam anne tamam ver. Ver. Oh, afiyet olsun. Oh, yarasın benim aslanıma. Tamam, benim şimdi gitmem lazım.
Benim için endişelenmeyin, tamam mı? Nereye Kuzey? Gidip Levent'i bulacağım. Sana ve Sıla'ya yaptıklarının hesabını soracağım ona. Kuzey, Bahar beni itti ama yani ortada bir kanıt yok, anladın mı? Var. Bir oğlu var. Bak ablacığım, şimdi uçan kamera var ya, bizim onun içindeki görüntüleri izlememiz lazım. Sen ver onları bize. Nerede senin o uçan kamera? Onlar da drone abla, drone. Burada bekleyin de göstereyim. Tamam. Ay, bak. Ne bekliyorsunuz siz, ne yapıyorsunuz? Ben anlamıyorum ki, neresi burası? Abla, haberler kötü. Ne oldu? Vallahi bizim Furkan'a vermiştim bunu. O da gitmiş düşürmüş yer. Bir araba az kalsın eziyormuş. Çocuk iyi mi? Peki bir şey oldu mu ona? Furkan iyi de drone kötü. Düşünce görüntüler hep silinmiş. Ay Mahir, şaka yapıyorsun. Vallahi şaka yapmıyorum abla. Bana bak. Para almak için yalan söylemiyorsun değil mi? Vallahi öyle bir niyetim yok abla. Ne yapacağız şimdi? Çocukta da yok görüntüler. Bilmiyorum Yıldız abla, bilmiyorum. Bana Sıla anlattı. Bahar'ın seni ittiği görüntüler o drone'un içinde. Emin misin? Evet eminim. Levent arabayla o drone'a boşuna çarpmadı. O drone'a çarptı ve içindeki görüntüleri aldı. Şimdi gidip Levent'i bulacağım. Ondan görüntüleri alacağım. Sonra her şey normale dönecek. Tamam? Beni merak etme Sıla'm. Çok yakında kavuşacağız. Tamam? Hadi hoşça kal. Sen ne diyorsun ya? Hepsi senin yüzünden bunların hepsi. Bülent, Kuzey değil mi o? Kuzey! Kuzey! Defol git! Senin yüzünden! Ah, ne oluyor? Yürü Ferhan, yürü. Oğlum bir suçu yok. Anne yapma! Ancak hukuka ve ahlaka aykırı bir davranış. Vay, borçlar hukuk ha? Affedersin, korkuttun mu ya? Yok yok, önemli değil, evet. Sunum mu hazırlıyorsun? Evet, ödevim var da. 20 sayfa olmuş. O kadar olmuş mu ya? Bunun bir özetini çıkarman lazım. Ya aslında birkaç sayfa kısaltsam yetmez mi? Bütün sınıf uyur. Doğru valla. Ya özeti de zor şimdi ama bunu. Yapay zeka uygulamasını yüklesene. O sana güzel bir özet çıkartır. Onu da mı yapıyormuş o? Tabii. Dur göstereyim sana. Önce şunu bir kaydedelim. Ne oldu? Ne oldu? Niye olmadı? Dondu herhalde. Dondu mu? Yok canım, bir dakika. Tamam, dur Zeynep, sakin ol. Allah Allah. Niye böyle oldu ya? Şimdi benim bütün yazdıklarım gitti mi buradan? Hayır, gitmez Zeynep. Arka planda bir uygulama açık kalmış. Ben hallederim şimdi. Anne taşıma ya. Çinkolu krem bu. Leke yapmasın. Allah Allah. Sen de sürme o zaman bunu. Ya iz mi kalsın yüzümde ya? Allah Allah. Kim o? Levent Sala. Para isteyip duruyor benden ya. Bıktım bunun tehditlerinden. Git şu Şükrü'ye verdiğim parayı geri al da verelim şunu, sussun. Levent'e para ver. Alper'e para ver. Kız bittik, bittik. Keşke şu Kuzey'den boşanmayı adam gibi kabul etseydin de para filan alsaydın. Şimdi kurtulurduk ne güzel. Tabii. Onu Sıla'ya bırakayım yani. Hayatta olmaz. Kuzey yok ortada. Bak, sırf senin söylediğin anlaşmayı kabul etmemek için polisleri aradı. Kendisi de ortadan yok oldu gitti. Korktu belki de, son anda vazgeçti. Bırak Allah aşkına. Kuzey mi korkacak?
Ya başka ne olabilir ki? Geldi, esti, gülledi. Polisi aradı, kahramanı oynadı. Sonra da teslim olmadı. Bence pişman. Pişman mı? Evet. Niye pişman olacakmış? Beni bıraktığına. Baksana bana. Gencim, güzelim. Yani ben yakışırım Kuzey'in yanına. Tabii canım. Sence ben mi, Sıla mı? Ben ondan daha güzelim değil mi Ayna? Allah Allah. Bu da iyice Pamuk Prenses masalına benzedi. Sıla Pamuk Prenses, sen de kötü üvey anne. Üvey kardeş. Öyleydi değil mi? Sıla senin kızın değil. Yani babalarımız aynı olsa da tam kardeş sayılmayız. Annelerimiz farklı. Kızım neyse, sen şimdi bunları düşünmeyi bırak da bu Kuzey ne yapmaya çalışıyor? Onu bir bulalım ya. Anne, Sıla babamın da mı kızı değil yoksa? Kim bunun annesi peki? Kızım konuşsana. Bakma öyle yüzüme. Oğlum senin yüzünden bu hallerde. Ay abla tamam yapma ya. Sen karışma Feray'ı. Oğlumun aklını çelmiş. Ya giderken bana bir veda etmedi, elimi öpmedi, hoşça kal demedi. Durup durup onu öptü. Beni oğlumdan etti Feraye. Abla, bu mu kızın suçu? Evet bu. O Kuzey'in peşine takılıp gelmeseydi. Bahar'ı getirip bizim başımıza bela etmeseydi bunların hiçbirisi olmazdı. Benim oğlum şimdi polise teslim olmadı. Nereye gitti, başına neler gelecek? Nereden biliyoruz? Bülent. Anne bak, Kuzey bana yapılanların hesabını sormak için gitti, tamam mı? Ay iyi ki de gitti, teslim olmasın. Ama kaçmakla iyi yapmamış. Ya dayı bak, Bahar yalan söylüyor ya. Ya sen bilmiyor musun, Kuzey bir kadın el kaldırır mı? Sen söyle. Hayır, kaldırmaz. Kuzey beni ittiklerini, balkondan düşürdüklerini ispat edecek. Bahar da hapse girecek. O yüzden teslim olmuyor. Hepsi bitecek anne. Bahar'dan kurtulmak için gitti. Rahat rahat bununla evlenmek için gitti. Ya bunu ispat etmeye çalışırken benim oğlumun başına bir iş gelirse sen ne yapacaksın Sıla Hanım'a? Ne yapacaksın? Allah korusun. Öyle Allah korusun demeyle olmuyor işte. Sen böyle rahat rahat evinde otururken benim oğlum o Levent gangsterinin peşinde. He? Mutlu musun Sıla? Mutlu musun? Ay tamam abla. Tamam Naciye abla ya, kızın halini görmüyor musun? Perişan oldu. Tamam Zeynep, bir suçun yok, ağlama lütfen. Tamam. Ya bütün yazdıklarım gitti ya. Ya bir uygulama arka planda her şeyi kilitliyor. Onu çıkmaya zorlamam lazım. Zorlama zorlama, bak daha kötü falan olur şimdi, bırak. Zorlamam lazım Zeynep. Başka türlü olmaz bu. Ne oluyor ya sabah sabah, ne zorlaması? Bittim ya ben. Vallahi bittim yani. Heh, tamam. Uygulama kapandı. Oldu mu yani? Oldu oldu, kaydetti. Ah, çok sağ ol Ege ya. Ay sağ ol Ege ya. Gıcık. Ah, olmuş vallahi. Ya, dur ama bir şeye bakayım. Ah, olmuş. Sen de o odayı sevdin maşallah. Toz. Çok toz oluyor. Evin en tozsuz yeri orası oldu biliyor musun? Her yer pırıl pırıl. Geçen gün böyle kasayı açayım dedim. Kendimi kasada gördüm. Sen kasaya mı dadandın? Evet. Her şeyi alacağım. Bütün hepsini çalacağım. Sırra kadem basacağım. Şaka şaka. Ben şimdi sana bir şaka şaka yapacağım, göreceksin. Ben sana gözüm bu ikisinde olacak demedim mi? Ha dedin. Senin gözün nerede? Sen de. Hay Allah'ım ya. Kılavuzum karga, ben ne yapayım yani? Nasıl? Yok bir şey. Şunlara bak. Nasıl keyifleri yerinde. Ne yapayım? Keyiflerini mi bozayım? Sen bugün deli yanından falan mı kalktın kızım? Git bana limonlu suyumu getir. Hemen. Bu evde herkes deli ama beni deli zannediyorlar. Al bakalım, oldu. Aslan kocam benim, her şeyi halleder. Sen böyle bozuk şeyleri acaba bir sözüne falan mı götürsen? Limonlu suyun. Sağ ol.
Valla istediğin kadar laf sok kardeşim. Beni sinirlendiremez. Ege şu işi halletti ya. Dilesin benden ne dilerse. Öyle mi? Dile kocacığım, ne dilersin? Valla Zeynep'ten değil de Allah'tan senin şu kıskançlığını biraz azaltmasını dilerim Enes. Öyle mi? Nedenmiş? Çünkü insanlar bilimsel ya da sosyal bir konuda uzmanlaşmak için eğitim alıyor, sunumlar hazırlıyor. Ama sen hala içindeki bu ilkel duyguları aşamıyorsun. Ah, yani benim ablam bunları aştı, bilimsel konularda sunumlar hazırlıyor, öyle mi? Heh, işte bak yine aynı şeyi yaptım Melis. Kıskançlıkla açıklayamayacağın, anlamayacağın şeyler var, anladın mı? Ben anlayamam yani, öyle mi? Melis. Tamam, çeneni yorma. Neyse, ben şu eşyalarımı alayım da çıkayım. Olacaksın, duyuyor musun? Kuzey'e her şeyi söylersem Alper de benim başımı yakar, sonra ikimizi de kapının önüne koyarlar, anladın mı? Umurumda bile değil, anladın mı? Umurumda bile değil. Ya adam senin kızını kaçırmış, sen hala kendini düşünüyorsun ya. Tabii ki de kendimi düşüneceğim. Elin kızını mı düşüneceğim? Ne? Elin kızı mı? Sıla senin ablan falan değil. Sıla senin hiçbir şeyin değil. Yürü, yürü, yürü. Ya anne yeter ya. Sürekli aynı şeyleri söyleyip durma. Sıla benim ablam. Dur. Şimdi ben sana göstereceğim. Otur. Kendi gözlerinle bir gör de. Al. Ne bu? O Sıla. E o adam kim? İyi bak bakalım. Hiç senin babana benziyor mu? Kim peki? Olmaz, söyleyemem. Söylersem yer yerinden oynar vallahi. Nerede bu fotoğraf ya? Kızım ne yapıyorsun sen? Sıla senin ablan değil demiştin. Sen bana bir fotoğraf göstermiştin. O fotoğrafı bulacağım. Ya bana bak. Bırak, saçmalama. Ben sen Sıla'dan nefret et diye öylesine bir fotoğraf gösterdim sana. Bırak Allah aşkına. Ya aptal değilim ben. Sen kesin bir işler karıştırıyorsun, ben biliyorum. Sıla'nın annesi kim, bulacağım. Kızım yapma. Ha? Buldum işte. Bu o fotoğraf. Bunu görmemiştim ama. Ablam değil mi bu? O değil mi? Bu senin elin değil ama. Bu yüzük de senin olamaz. Bu bilezik falan çok pahalı yani. Ayrıca sen bu kadar zevkli de değilsin. Kadın sana da benzemiyor. Ya kızım bırak şunu, sen de beni beğenmiyor. Kimin kucağında Sıla? Sıla'nın annesi mi bu? Ya bilmiyorum. Anlıyor musun? Bilmiyorum. Biri getirdi Sıla'yı bıraktı, çok da para verdi. Ben de baktım, bu kadar basit. Kim verdi anne? Kim verdi ya? O kadar para verdiğine göre Sıla zengin bir ailenin kızı ha? Ya bilmiyorum. Allah'ım ya, delireceğim ya. Yine dört ayak üstüne düştü bu kız ya. Sıla'nın ailesi zengin mi yani şimdi? Kim bu fotoğraftaki kadın anne? Kim bu kızın annesi ya? Tamam Sıla'cığım, tamam. Heh. Al canım iç. Şeytan bu kız. Büyü yapmış.
Belayeli Bülent ne anlamış? Anne. Ha, niye ağlıyorsun bu kadar ya? Duygu sömürüsü Feraye, inanma buna. Abla lütfen. Bak şimdi sırası değil. Bizim Kuzey'e ulaşmamız lazım. Kaçması ona hiçbir şey kazandırmayacak. Bunun yüzünden kaçıyor. Levent'te bunun görüntüleri varmış, onu almak için uğraşıyor. Sen niye buradasın acaba hala? Sen niye buradasın? Abla Kuzey, Hülya'nın görüntülerini ispatlamaya gitmiş. Yani Sıla'nın bu durumla ne ilgisi var? Kız ne yapsın şimdi? Feraye'nin kollarına sığınmış kalmış. Sanki annesi. Kızım, senin anan üç kuruşa tamah eden... üç kağıtçı, dolandırıcı, mahallenin kırtasiyecisinden çocuk peydahlamış bir rezil ya. Hayır yani bu evde Feraye'nin kolları da benim oğlum da sana fazla. Anlamıyor musun bunu? Abla ay. Ya abla. Sıla. Sıla. Sıla gitme. Ay aşk olsun abla ya. Ne yaptın ya? Sıla. Bekle. Bekle, bekle, bekle. Nereye gidiyorsun sen? Naciye teyze haklı Yıldız abla. Benim Kuzey'i korumam lazım, bir şeyler yapmam lazım. Allah Allah, ne yapacaksın? Bilmiyorum ama bir şeyler bulacağım. Naciye teyze yerden göğe kadar haklı. Biliyor musun? Feraye Hanım bana öyle sarılınca bir an için keşke dedim. Keşke Feraye Hanım gibi bir annem olsaydı. Ah Sıla! Şunu da bir eline al bakayım. Ya sen bir otursana. Otursana. Otur bir tanem. Hadi bana yardım et, şöyle bir saçlarını kaldır. Ha? Bırak. Sıla. Bak bakayım bana. Evet. Mutlu musun Sıla? Mutlu musun? Ay tamam abla. Tamam Naciye abla ya. Kızın halini görmüyor musun? Perişan oldu. Tamam Zeynep. Ay bir suçun yok, ağlama lütfen. Tamam. Keşke Feraye Hanım gibi bir annem olsaydı. O zaman her şey farklı olurdu. Öyle annesi olan kız çocuğu hata yapmaz. Yanlış yapmaz. Öyle annesi olan kız çocuğunun başına kötü şeyler gelmez. Öyle deme kuzum ya. Melis var hani Feraye ablanın kızı. Tanıyorsun sen de. Yani bir anlatsan var ya. Neler neler. Yıldız abla. Bana öyle bir sarıldı ki sanki bin yıllık yaralarım sardı. Anladım ama... Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Bahar'a. Kuzey'i korumak zorundayım. Bu işten onu anca ben kurtarabilirim. Ne yapacaksın ki sen ya? Anlamadım ben. Yardımın gerekebilir. Benden haber bekle. Sıla! Sıla! Kız bir delilik etme! Dökülmüş ya buna. Hem de limonlu su. İnanmıyorum sana Melis ya. İnanmıyorum. Anne bak Zeynep, ya. Ne oldu? Karın nerede senin? Bahçede herhalde. Ne oldu, bir şey mi oldu? Laptopuma su dökmüş. Hem de limonlu su. Ya bütün emeğim çöpe gitti ya. Ne? Ver bir bakayım. Ay vallahi hava buz ama çok iyi geldi. Yine mi laptop ya? Kızım kendine bir tamirci bulsana sen. Ya sen ne yaptığını farkında mısın ya? Ne yapmışım ya ben? Ne diyorsun? Laptop açılmıyor Melis. Kaç gündür çalıştım. Bütün emeklerim boşa gitti. Senin derdin ne? Senin derdin ne? Bak bana bağırıp bağırıp durma. Benim sinirlerimi zıplatma he. Sinirleri zıplayan asıl benim Melis. Ah. Ya içtiğin limonlu suyu bilgisayarıma döktün. Bütün emeğim çöpe gitti benim. Ne?
suyu sen mi döktün Melis? Ne diyorsun Ege, ben bir şey yapmadım, delirdin mi kızım sen? Eğer böyle bir şey... Ya ben bir şey yapmadım diyorum. Ne o zaman bu? Ne bileyim? Ya ver şunu ya, ver tamam ver. Çekil şunu. Zeynep, Zeynep bekle. Allah Allah ya. Peki. Önüne gelen bana deliriyor ha. İyi misiniz Melis Hanım? Değilim. Laptopuna su dökülmüş, suçu bende buluyor ya. Yağan yağmur da benim suçum. En iyisi ben size bir çay yapayım da siz bir sakinleşin. Ben şu an sakinleşemem. Ama sen bir dene bakalım. Tamam. Tamam Yıldız, tamam. Sen Sıla'yı sakın yalnız bırakma, olur mu? Ararsın beni bir şey olursa. Tamam, tamam. Hadi görüşürüz. Ah anne, ah! Yaptığımı beğendin mi anne, ha? Beğendin mi? Al işte yine başladı. Ne yapmışım ben ayol? Ya anne, kız çekip gitti. Ha, ya dönmezse? Ay, çok da umurum. Dönmezse dönmesin be. Abla, yapma Allah aşkına ya. Bak, Sıla sana Kuzey'in emaneti. Tamam, Sıla'yı düşünmüyor olabilirsin ama bari Kuzey'i düşün. Niye düşünmüyormuş Bülent? Kuzey insanda o değil mi? O da bir alı kuzusu ya, yazık kıza. Ya ben böyle bir şey mi dedim Allah aşkına Feraye, yapma ya. Ne demek istedin peki? Tabii, Kuzey'in hayatı daha değerli değil mi? Ama Sıla'nınki değersiz. Kuzey eğer istemezse Sıla değersiz bir bez parçası değil mi Bülent? Niye Naciye abla? Niye ya Bülent, niye? Sahipsiz olduğu için mi? Ya nereden çıkartıyorsun hayatım? Ben böyle bir şey demedim ya. Demedin zaten. Niyetini belli ettin Naciye abla gibi. Niye öyle diyorsun Feraye? Evet, niyetim o. Ya ne olacak ya? Köyden gelmiş bir kız. Bu kız benim oğlumla, senin çocuklarınla aynı değerde olabilir mi ya? Yoksul doğmuş, okumamış. Köyden gelmiş zavallının biri ya. Bizim çocuklarımız kim? Sıla kim be? Sen ne diyorsun ablaya? Abla bu nasıl bir laf? Bizim çocuklarımız şanslı doğdukları için değerli de Sıla değersiz mi şimdi? Yani. Aa. Bülent. Zeynep de Sıla'nınki gibi bir hayattan geliyor. Şimdi Zeynep Melis'ten daha mı değersiz? Yapma Allah aşkına ya. Olur mu öyle şey? Ya ben öyle düşünmüyorum Feraye. Ya Zeynep'le Sıla'yı nasıl bir tutarsın ya? Zeynep Türkiye beşincisi olmuş ve hukukta okuyor. Tabii. Ayrıca da bizim kanımızdan. Şöyle abla ya. Doğru. Senin derdin yok parasıymış, puluymuş, okuduğu okulmuş falan değil ki. Senin kanındanmış. Ya sanki kanınız mavi akıyor sizin. Yani gümüş kaşıkla doğduk biz. Yani kanımız bile mavi akıyor olabilir. Ya abla ya. Feraye, yeter ya. Bizim konumuz bu değil. Konumuz tam da bu Bülent. Sizin gibi zihniyetler yüzünden bu dünya böyle berbat bir yer oldu Bülent. Hayda ya, ben ne yaptım şimdi Feraye? Ne yaptım? Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Sıla? Bahar, seninle konuşmak istiyorum. Bahar, kim geldi? Şuko mu geldi? Ne işin var senin burada? Konuşmak istiyorum Bahar, önemli. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Benim de yok. Ya sen kardeş değil, kalleşsin ya. Gir içeri kızım, gir. Kapat. Bahar, gir, kapat şu kapıyı. Bahar, bekle. Çek elini. Gel, kapat kızım, kapat kapıyı.
Bahar! Kuzey'den ayrılacağım. Eğer anlaşırsak bu iş biter. Aç şu kapıyı. Zeynep. Zeynep. Şu laptopuna bir bakabilir miyim? Ya bakmana gerek yok Ege, git sen. Ya Zeynep. Ege, olan oldu zaten. Tamam, ben hallederim. Melis laf soktu diye mi yardımımı istemiyorsun? Sence? Ya senin başka insanlara yardım etmeni bile kıskanan bir karın var senin ya. Ya bak anlamıyorum Zeynep. Melis bu kadar ileri gider mi bilmiyorum. Belki başka bir şey olabilir. Ne diyorsun sen ya? Sen ne diyorsun? Limonlu suyu laptopun üzerine ben döktüm. Suçu da Melis'e atıyorum yani, öyle mi? Abartıyorsun Zeynep. Ben mi abartıyorum? Ben kaç gündür bu sunuma çalışıyorum ya. Benim bugün bu sunumu yapmam lazım. Yoksa kalacağım, anlıyor musun? Tamam, ver bana, ben bakarım. Ya bırak. Gerek yok dedim. Çayınız. Koy. Hemen içseniz iyi olur. Ya tam koy koy işte. Gökhan arıyor. Görüyorum ben de. Ben de görüyorum da. Hayır, senin gözün niye benim telefonuma kayıyor? Ha şey. Sen de bu aralar var bir gariplik ama hadi hayırlısı. Şey. Al aç. Aç sen bunu, Melis duşta de. Ne, ben mi? Evet, aç 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 hadi. Hadi aç. Alo Gökhan Bey, ben Ceylan. Melis nerede? Niye açmıyor telefonlarımı? Melis duşta da cevap veremiyor. Öyle mi? Ona söyle, ben şimdi dedemin yanına gidiyorum. Sonra oraya geleceğim. Tamam, söylerim. Bebekle ilgili konuşmamız gerekiyor. Bebekle ilgili mi? Tamam, iletirim. Ne dedi? Bebekle ilgili konuşmak istiyorum dedi. Niye öyle söyledi ki? Şey, benim koçum, hamilelik koçum ya. Nefes egzersizi falan, yoga falan, onları planlamak için herhalde. Neyse, aramızda bunlar. Tabii tabii. Ya Ege'yi boşar, benimle evlenirsin. Ya da bebeği doğurur, bana verirsin Melis. Bak, bak bu çocuk Ege ile benim çocuğum, anladın mı? Karnındaki benim kızım. Bunu ikimiz de biliyoruz. Eğer o bebeği bana vermezsen bu evi yakarım. Tek bir canlı bile bırakmam. O zaman gerçek Gökhan kimmiş görürler. Çayınız soğuyor, soğumasın. Baktın her sen de çaya, tamam. Tamam. Ben bu adamdan nasıl kurtulacağım ya? Ölse kurtulurum aslında he. Ben ne yapsam? Ceylan'ı acaba Gökhan'ı mı öldürtsem? Zaten seri katil gibi bir kız. Bu üçüncüyü de hallettim mi? Büyük gün tamamdır. Al canım. Sağ ol. Feraye, ne oluyor? Ne demek ne oluyor? Ya Kuzey kayıp. Ablam içeride ayılıp bayılıyor. Sen de tutturmuşsun, bir Sıla'dır gidiyor. Ne oluyor anlamıyorum. Konu Sıla değil Bülent. Ben adaletsizliğe, insan ayrımına karşıyım. Sıla kimsenin umrunda değil. Yazık değil mi kıza? Bak Feraye. Kuzey Sıla'yı çok seviyor ve değer veriyor. Kuzey Sıla'yı herkesten zaten koruyor. Ya Sıla'yı korumak sana mı düştü? Ya ben anlamıyorum gerçekten. Sen neden düşkünsün bu kıza bu kadar? Yoksa
Benim bilmediğim bir şey mi var Feraye? Bülent. Bülent, senin bilmediğin ne olabilir ki? Yani evet, Sıla'ya ilgili davranıyorum. Ya çünkü kızın hayatı bir dram. Bülent elimde değil, yani elimde değil, içimden onu koruma hissi geliyor işte. Tamam canım. Tamam. Anneyim ben. Yani Sıla'yı her gördüğümde benim evlatlarıma böyle davranılsa ne yapardım diye düşünüyorum. Elimde değil işte, onu korumak istiyorum. Aynı evlatlarımı koruduğum gibi. Benim bir anne olarak tek isteğim olabilir Kuzey'cim. Gözünün içine bakarak büyüttüğüm kızımı mutlu etmen. O benim kızım. O benim umudum. O benim gördüğüm en güzel rüya. İstersen dünyaları ser altına, istersen böyle altın saraylarda yaşat. Ama sakın onu kırma. Eğer onu kırarsan bak karşında beni bulursun. Onun saçının teline zarar gelirse bunun hesabını senden sorarım Kuzey. Onu sev. Onu çok sev, tamam mı? Eğer bir gün bensiz kalırsa benim yokluğumu hissettirmeyecek kadar sev. Kızım. Sıla. Sıla. Yani ne bileyim, kardeşine bunu yapan ele ne yapmaz ki? Kızım sen hiç utanmadın mı ya Kuzey'i kardeşinin elinden almaya? Hiç mi utanmadın? Anne, tamam artık, pişmanım dedim, yapma. Pişmansın öyle mi? Yeni oyununda bu mu? Kuzey de işin içinde değil mi? Ne çeviriyorsunuz siz, söyle. Bahar, bu oyun değil, gerçek. Kuzey çekip gitti, bana bile haber vermedi. Nerede bilmiyorum. Ortaya çıkarsa hapse girecek. Buna razı gelemem. Naciye teyze beni suçluyor, herkes beni suçluyor. Benden ne istiyorsun? Şikayetini geri çek. Kuzey'i bırakayım. İstediğin de bu değil miydi zaten? Gönül vardı mı Edremit'e Sertaç? Tamam, bütün adımlarını raporlayacaksınız bana. Karakola, hastaneye, herhangi bir yere. Nereye giderse gitsin haberim olacak bak, tamam mı? Tamam hadi. Zeynep! Ay Cihan'ın yardımın lazım, çok kötü bir şey Zeynep, oldu. Zeynep ne oluyor, iyi misin? Ne oldu? Ne oldu, biri bir şey mi yaptı? Taciz mi ettiler, ne oldu? Niye aklına ilk bu geliyor ya? Ne oldu Zeynep? Delirtme adamı, söylesene. Ya laptopum bozuldu. Melis üzerine su dökmüş. Nasıl ya? Ya içinde bir sürü notum, ödevlerim, her şeyim vardı. Yani gitti hepsi. Kurtarabilir misin sen? Dur bir bakalım. Afiyet olsun. Gökhan. Seni duşta yakalarım diye düşünmüştüm ama bahçeye çıkmışsın. Umarım çocuğumuzu üşütmedin. Biri duyacak ya, biri duyacak. Sen dedene gitmiyor muydun? Acil bir işi çıkmış. Ben de yanına geleyim dedim. Meditasyon falan yaparız bebeğimizle. Ne oldu? Bedenle konuşacağım falan diyordun dün, atıp tutuyordun. Ne oldu? Müsait değil dedim ya. Yani torununu ayıracak 10 dakikası yok, öyle mi? Öyle. Size de bitki çayı getirdim. Ben demeden bir daha gelme, olur mu?
Affedersiniz. Dedemle konuşunca haber vereceğim. Bak, işleri tatlılıkla halletmeye çalışıyorum. Görüşürüz babacığım. Görüşürüz güzel anne. Bu arada hamilelik koçun olarak Ceylan'a güzel bir pasta bıraktım. Vegan. Bir aile hafif. Gaz yapmaz. Ne bir şey de yormaz. Tamam koçum. Hamilelik koçum benim. Hadi koçum. Yürü koçum benim hadi. Seninle harika bir çift olacağız. Allah'ım ben nasıl bir deliye çattım ya? Ne yapacağım ben ya? Kuzey'i bırakacakmış. Duydun mu anne? Nasıl güveneceğim ben sana? Daha önce de oynadınız bu oyunu. Artık yemezler Sıla. Bahar, bu bir oyun değil. Naciye teyzeyle fena tartıştım. Bir daha o eve dönemem. Kuzey'i hapse girmekten kurtar. Ben de çekip gideyim. Kim ki bu? İşte Levent'ten mesaj. Bahar, param hala gelmedi. Elimde görüntüler var. Hülya'ya yaptıklarını unutma, paramı gönder. İşte bu. Görüntüler Levent'te. Kuzey'i kurtaracağım. Niye geldin sen buraya? Ha? Niye geldin? Sıla burada mı? Cavidan Hanım, Bahar. İşler bu sefer gerçekten çok ciddi. Naciye teyzeyle Sıla çok kötü kavga ettiler. Sıla evi terk etti. Yani birbirlerine ağza alınmayacak şeyler söylediler. Bir daha asla yüz yüze gelemezler. Eğer Sıla buradaysa söyleyin. Açık konuşayım onunla. Ne olur. Bir saate kadar Portakal Parkı'ndan paranı al. Görüntüleri vermezsen 5 kuruş vermem. Hadi. Cevap ver hadi. Görüntüler için ne kadar vereceğine bağlı. Ne kadar istersen. İki milyon. Tamam, 2 milyon. Görüntüleri ver, paranı al. Beni sakın atlatmaya kalkma Bahar. Paramı vermezsen görüntüleri Kuzey'e veririm. Merak etme. Yarım saat sonra paranı Portakal Parkı girişinde 3. bankın yanındaki çöp kutusundan alacaksın. Görüntüleri de aynı yere bırakacaksın. Sıla! Neredesin sen ya? Hülya abla da ben de çok merak ettik seni. Etmeyin. Kimse etmesin beni. Bu iş bitti, ben gidiyorum. Sıla yapma ya. Çok üzgün herkes. Gel buraya. Levent görüntüleri getirecek. Harbiden açılmıyor. E sana dedim su dökülmüş. Islanmış bayağı evet. Yani ne yapacağım bilmiyorum gerçekten. E kapağı kapalıyken buna nasıl su dökülebilir ya? Cihan neden anlamıyorsun? Melis kapağı açtı, limonlu suyu aldı, döktü üstüne. Anladın mı? Yani bunun başka bir açıklaması yok.
Başka da bir şey gelmiyor zaten aklıma. Sen laptopu salonda bıraktığında başka birisi var mıydı? Dedektiflik oynayacak zamanım yoktu Cihan. Yani su şekerli değilse kurutur, fişe takarız, düzelebilir belki. Daha şekerliyse sıkıntı. Emin misin şekerli olmadığını? Ya bilmiyorum ki. Ceylan bilir onu. Ceylan? Yok ya, o değildir. Değildir o. Yok yok, bence de değildir yani. Ceylan niye yapsın öyle bir şey, ne alakası var? Yani. Neyse dur, ben bir tornavida falan alıp bakayım bir. Baktım ben. Efendim. Abi demeyi unuttun. Dün sen kardeş olduğumuzu unuttun, ben de bugün abim olduğunu. Seda, bırak saçma sapan konuşmayı. Ne döktün Zeynep'in bilgisayarına? Söyle, neler dönüyor orada? Ben mi? Ben mi dökmüşüm? Sen döktün tabii, kim dökecek başka? Bak, Zeynep üzerek benden intikam almaya çalışıyorsun. Yapma. Bak bak. Çok mu üzüldü Zeynepçek? Ben burada kahroluyorum ama sen orada aşkının peşindesin. Seda, bırak saçma sapan boş boş konuşmayı. Ne döktün? Onu de. Kan. Ne diyorsun kızım sen? Sana olan öfkemin, hırsımın kanı. Hadi görüşürüz abicim. Senin ne işin var lan burada? Laptop tamirine geldim. Ay bu çay ne güzelmiş ya. Ay ama fena gevşetiyor ha bu benim. Ay fena uyku bastırdı. Ay. Yarım saat halledebilir misin? Tabii tabii. İyi, sen bekle. Hepsini içmiş. Küçük gibi uyur bu. Gel şimdi sana kasanın yerini göstereyim. Hadi. Bak, kasa orada. Çayını uyku ilacı attım da yani her an uyanabilir çabuk. Ay. O ses neydi ya?